Evet değerli misafirler, bulunmuş olduğumuz yer Zeytin Dağı'nın üstü. Burayla alakalı iki görüş var. Birinci görüşümüz şu: Hristiyanlar için Hazreti İsa çarmıha gerilmiştir. Nerede yakalanmıştı? Aşağıdaki Getsemane bahçesinin olduğu yerde yakalanmıştı. Yahuda İskariot'un ispiyonuyla ondan sonra onu aldılar ve Via Dolorosa üzerinden Diriliş Kilisesi'nin olduğu yere götürüp çarmıha geldiler. 3 gün sonra Mecdelli Meryem geldi, baktı ki pazar günü yerinde yok. 40 günlük bir hayat süresi oldu. En sonunda buradaki ayak izinin olduğu yerden göreceksiniz. Semaha yükseldi, onlarca kabul edildi. Bize göre ise yine aynı bahçenin olduğu yerde Roma askerleri geldiğinde onu ispiyon eden, 30 gümüşe satan Yahuda İskariot onun suretine dönüştürülmüş. Çünkü sarılıyor, sarıldan ona dönüştürülüyor ve işkenceye tabi tutulan 14 durak boyunca Via Dolorosa üzerinden işkence çeken Yahuda oluyor. Hazreti İsa ise buradan semaya yükseliyor. Şimdi hemen içeriği görmüş olacağız. Nisa suresindeki ifade edilen işarette onları öldürmediler, onu asmadılar. Ancak Allah katına yükseltti ifadesi, ayeti burada çıkıyor. Şimdi buradaki Hristiyan arkadaşlar çıktıktan sonra onun yerinde göreceğiz. Gözümüzde bunu da canlandırmış olacağız. Kıyamete doğru Nuzul İsa meselesi vardır. Hazreti İsa'nın kıyamete yakın ineceği, indiği zaman ineceği yerin burası mı olacağını bileceğiz? Hayır. Şam'daki, özellikle Emeviler de Emevi Camii'ni özellikle oraya yapmışlar. Sonra buraya gelecek. Ben Gurion Havalimanı'na giderken orada Lot diye bir alan var. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin Lot maddesine baktığınızda orada şöyle bir bilgi geçiyor. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin Lot maddesinde. Hazreti İsa gelecek, Deccal'le çatışacak, büyük bir savaş yapacak ve onu Lot dediğimiz Ben Gurion Havalimanı'na gelmeden önceki yerde orada onu öldürecek diyor. Sonra yeryüzünde Allah'ın hükmüyle bir yılanın yanındaki tavuğa, bir kurtun yanındaki koyuna zarar vermeyecek derecede barışın herkesi hakim tuttuğu bir huzur zamanının olacağını, onun vefatının hemen peşinden de kötülüklerin bir anda çıkacağını, patlayacağını ve kıyametin böylece kopacağını görmüş olacağız. Videoyu durdurabilirsiniz, içeride bir daha açarsınız.